Can! Can, gerçekten özür dilerim. Aç şu kapıyı ya, hadi. Deniz, uyumuş kalmıştır, duymuyordum. Gidelim sonra tekrar geliriz ha. Can! Bakayım, benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Tamam, konuşuruz ama şimdi değil. Sen ırmağı al, hadi git. Hadi. Git. Bugün bir daha buluşacağız adamlarla. Bir parti işi daha yapmak istedim bu sene. 6 milyon dolarlık, tamam mı? Atıf Birsel. Tahmin etmeliydim. Bu konudan Sermet'in asla haberi olmayacak. Ben halledeceğim. Deniz Hanım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Deniz Hanım. Niye zahmet ettiniz? Buyurun. Ben avukatım, unuttunuz mu? Evet, sağ olun. Da yani benim dışarıda bir dolu avukatım var zaten. Ben bu cinayette bir ilginiz olmadığına eminim. Ben de eminim. Polis arkadaşları düşünmüyorlar. Sağ olsun. Sizin yakın dostunuz Atıf Bey. Buraya geldiğinizi biliyorlar mı? Kimsenin haberi yok. Yani gerçekten buraya düşmek değil ama sizin buraya gelmeniz beni şaşırttı. Kusura bakmayın. Ben bir anda kendimi burada buldum. Yani ayaklarım beni buraya getirdi. Bir şey yapabilir miyim diye. Bakabildiniz mi bari dosyaya? Evet, bir şey çıkmaz. Mahkeme sabah sizi serbest bırakır. O saatte nerede olduğunuz belli. Aleyhinize tanık yok. Atıf'ınki sadece bir varsayım. O yüzden endişe edecek bir şey yok. Çıkacaksınız yani. Ama ben yine de o avukat ordunuzun içinde yer almak isterim. Çünkü kimse benim kadar azimli ve hırslı olamaz bu konuda. Sakıncası yoksa sorabilir miyim? Neden Deniz Hanım? Çünkü ben haksızlığa gelemem. İlginiz için gerçekten minnettarım. Yalnız benim yüzümden arkadaşlarınızla aranız bozulmasın.
benim de sizden bir ricam var. Beni burada tutamazlar. Hani olur da tutarlarsa... Galina'ya sahip çıkar mısın? Anasına güvenmiyorum da. Tabii ki çıkarım. Ama siz yarın sabah evinize gitmiş olacaksınız. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Tamam. Biraz acayip bir ziyaretti ama gördüm, hiç olmazdı canım, iyiydi, panik yok. Tamam, bir nezaket ziyaretiydi. Ha, göz altına alınan adama nezaket ziyareti, o da yedi. Üf, yemez yemez mi? Ne var? Ben giderim böyle herkese göz altına alınınca, severim yani moral vermeyi. Tamam, ben susuyorum bir zaman. Ağzından falan kaçırır mı acaba narinlere buraya geldiğini? Efendim Narin? Deniz, neredesin ya? Hadi hazır makarna soğuyacak. Ne yaptın, yürüyüşe mi çıktın? Yok yok be, yürüyüşe falan çıkmadım. Eve gidiyorum ben, yoldayım. Evet, uykum var, eve gideceğim. Tamam hadi, size afiyet olsun. Efendim? Sermet Bey serbest mi bırakıldı? Özellikle bana söylemenizi istedi. Teşekkürler. Bazı şeyleri netleştirelim. Bak, sen öyle cenazeler için çekip gidince ben kendimi gerçekten çok yalnız hissettim. Yani sergi çok iyi geçti. Herkes tepeme çıktı ama sen orada değildin ki. Ya bunun ne kadar canımı sıkan bir şey olduğunu anlıyorsun değil mi? Ya ben bunca zamandır niye bu kadar uğraştım? Sen o geceyi gör diye. Ama sen gelmedin Deniz. Sonra kız çıktı geldi, biz sergiden sonra gezdik tozduk, ben de küp gibi içmişim. Yani muhtemelen bir şey olmadı. Sızmışızdır. Can. Önemli değil. Gerçekten. Neden? Neden önemli değildiniz? Hiçbir kadını zorla kendinize aşık edemezsiniz Sermet Bey. Her şey kendiliğinden olmalı. Zorla güzellik olmaz değil mi? Sizi seven, size hayranlık duyan biriyle çok daha mutlu olursunuz. O zaman hayatınız cennete döner işte. Bakın, çok egzantrik, çok hoş bir insansınız. İmkanlarınız da var. Dünyadaki tek kadın Narin değil. Vazgeçin artık bu saplantıdan. Çok denedim. Olmuyor. Geçecek. Biraz daha sabredin, geçecek. Sen beni artık sevmiyorsun Deniz.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.